Pilota mı yapayım abi? Abi devletten nasıl yapayım? Bütün mü olsun, pilota mı olsun? Yok abi. Yani 20 olmaz 50 olur abi. Ne düşecek inşallah. Balık stoklarının kendini yenileyebilmesi, üreme faaliyetleri gerçekleştirmesi bakımından 15 Nisan'la 31 Ağustos tarihleri arasında endüstriyel balıkçılar için avcılık yasağı bulunmakta. Bunun da amacı balıkçılık kaynaklarını korumak ve stoklarının kendini yenileme şansı vermektir. Balıkçılık faaliyeti olmadığı zaman deniz ekosistemi denge durumundadır. Balıkçılık faaliyetlerinin aşırı yapılması zamanla ticari balık türlerinin azalmasına yol açar ve ekosistemde bir türün azalması diğer türlerin aşırı çoğalmasına yol açabilir. Küçük balıkları korumak için de su ürünleri tebliğinde minimum avlanabilir boyları belirlenmiştir. Balıklara hayat evrelerinde bir kez üreme şansı vermemiz gerekir ki sürdürülebilir balıkçılık sağlansın. Her balık türünün ilk üreme boyu dikkate alınmıştır. Örnek verecek olursam hamsi için 9 santim, sardalya 11, istavrit için 13 santim belirlenmiştir. Bu boyun üzerindeki büyük balıklar tutulmalı, küçük balıklar avlanılmaması ve tüketicilerin de tezgahlarda satın almaması lazım. Tüketici olarak tüm bireylerin bilinçli olması gerekiyor. Avlanılan balıkların minimum boy üzerinde olup olmadığına özellikle dikkat etmelerini önereceğim. Bunun dışında koruma altında olan türler avlanılıyor mu, avlanmıyor mu? Tüketici olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. Her balığın ilk üreme boyu dikkate alınarak minimum avlanabilir boylar belirlenmiştir. Hamsi için 9 santim, istavrit 13 santim, palamut 25 santimin üzerindeki balıklar avlanılmalı ve tezgahlarda satılması gerekiyor. Bizler de tüketici olarak bu minimum avlanabilir boylara dikkat etmemiz lazım. Denetimler hem denizde hem tezgahlarda yapılması gerekiyor. Bizler de bilinçli tüketici olarak bu kurallara dikkat edersek en azından yasa dışı avcılığın önüne geçmiş oluruz. Şimdi tüm av araçların deniz ekosisteme bir zararı var. Ama endüstriyel balıkçılık ki gırgır ve troll balıkçılığı endüstriyel balıkçılığa girer. Onların zararları daha fazla. Yakaladığı av miktarları daha fazla oluyor. Kullandıkları av araçların seçicilikleri oldukça düşük. Yani hedeflediği türün dışında
istenmeyen birçok deniz canlısını da avlayabilmekte. Özellikle kıyısal alanları korumamız gerekiyor. Kıyısal alanlar biyoçeşitliliğin zengin olduğu alanlardır ve koruma altında olan deniz çayırların bulunduğu alanlar 0 ile 40 metredir. Biz endüstriyel balıkçılık için trolün kıyıdan 3 mil açıklıkta yapılması, gırgır avcılığının da 24 metreden sığ alanlarda yapılması yasaklanmıştır. Balıkçılar bu kurallara uyduğu takdirde kıyısal alanlar korunur ve biyoçeşitliliğimiz de korunmuş olur. Şu anda balık fiyatları biraz yüksek. Ortalamanın çok üzerinde. Tabii ki bu da yasak balıkçılıktan dolayı, oltacılar tutuyor. Ondan dolayı az geldiğinden dolayı tabii ki biraz yasak ama tabii ki zaman itibariyle bu günden güne günü her gün çoğalacak inşallah. Fiyatlar biraz düşerse tabii ki heyecan var. Çünkü bu sene balık fiyatları yüksek, biraz daha hesaplı olursa balık fiyatları müşteriye göre de daha biraz daha cazip olursa müşteri de o zaman bizde de heyecan olacak. Müşteri de balığı özledi, müşteri de heyecan olacak inşallah. Satışlar artar ama fiyatlardan ucuzlama olayı hiç zannetmiyorum. Çeşit çoğalır tezgahlarda. En ucuz balığın ince balık yani küçük balığın en ucuzun kilosunun olacağı 50 lira olur. Ama bu yıl geçen yıla göre güzel balık çıkıyor. Şu an palamut zamanı. Yani en verimli palamut zamanı. Bundan sonra da yavaş yavaş lüfer başlar. İşte Boğaz'dan Eylül ayının başında lüfere girer. Onun peşine çinekop girer. Biz sezonun Mart'ta Nisan'a kadar böyle devam ettiririz kıyıdan. Balık fiyatları günümüzün ekonomik durumlarına göre biraz pahalı. Fiyat olarak %30 biraz düşme olur fiyatlarda ama balık bize kalmadan Boğaz girişinde gırgırlar tutar onu. Biz de artık aralarından ne kaçarsa onu tutarız.